Merhaba tolgozbek.com izleyicileri. Bu akşam farklı bir konuyla birlikteyiz sizlerle. Spotter yani havacılık fotoğrafçılığını konuşacağız. Bu konuda da Türkiye'de önde gelen isimlerinden biri de Sıtkı Atasoy. Sıtkı Antalya'da yaşıyor ve yıllardır da biz Sıtkı ile görüşüyoruz. Sağ olsun çektiği fotoğraflarla da bizlere her zaman büyük destek veriyor. Sıtkı hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. Merhaba Tolga abi. Önce biraz seni tanıyabilir miyiz? Biraz kendinle ilgili bilgi verir misin? Fotoğraflarını çok insan biliyor ama biraz kendini anlatırsan çok seviniriz. İsmim Sıtkı Atasoy. Antalya'da yaşıyorum. 40 yaşındayım. İlk orta öğrenimi Antalya'da okudum. Aslen Mustafa Kemal Üniversitesi elektrik mezunuyum. Farklı profesyonel meslek yapmaktayım. Uzun yıllar inşaat firmalarında çalıştım. İzlenim havacılık ruhumuz vardı. Havacılık aşkımız vardı. Eş dost tanıdıklarımızın birçoğu havacıydı. Bu sayede uçaklara yakın olmaya çalıştım. Uçakları sevmeye çalıştım. Havacılık ruhunu yaşamaya çalıştım. Havacılık varken ya ben bunları görüntülesem nasıl olur dedim. İşte Türkiye'deki ilk spotterları falan takip etmeye başladım 2000'li yıllarda. Ondan sonra içindeki havacılık aşkını fotoğrafçılıkla birleştirdim. Bugünlere kadar geldim. Yani ben bir havacıydım. Fotoğrafçılık sonradan oldu. Havacılığı fotoğrafçılıkla birleştirdim. Son yıllarda spotter hobisi diyelim giderek fazla hem Türkiye'de hem yurt dışında uzun yıllardır insanlardan ilgi görmeye başlıyor. Öncelikle spotter nedir? Biraz anlatır mısın bize? Tabii ki spotter aslında havacılık fotoğrafçılığı. Yani spotting anlamında da yaptığınız faaliyet diye geçiyor dünyada. Aslında şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hava fotoğrafçılığıyla havacılık fotoğrafçılığı günümüzde çok karıştırılıyor. Hava fotoğrafçılığı bir hava taşıdığı üzerinden gökyüzünden yeryüzünü fotoğraflamaya deniliyor. Bunu kimler kullanıyor? İşte harita mühendisleri, işte devletin ilgili kurumları, maden aramalar, işte turizm ve kültür tanıtım programları yapan firmalar, tanıtım filmleri çeken firmalar, bunlar hava fotoğrafçılığına giriyor. Havacılık fotoğrafçılığı ise uçma kavramı içerisine giren her türlü nesneyi, objeyi fotoğraflamaya havacılık fotoğrafçılığı deniyor. Yani bir havalimanının giriş kapısından tutun da terminaller, bekleme salonları, launch alanları, son gate kapılar, uçak, işte uçuş ekibi, pushback cihazı, ne bileyim pist lambaları, yani uçma kavramı içerisindeki, havacılık kavramı içerisindeki her türlü nesneyi, objeyi fotoğraflamaya havacılık fotoğrafçılığı deniyor. Peki havacılığı bilmek spotterlık sırasında bir avantaj sağlıyor mu? Bir uçağın özelliğini, hava meydanının özelliğini bilmek. Tabii ki muhakkak sağlıyor. Şöyle söyleyeyim, bir F4'ün, bir o F16'nın kaç metrede tahmini, teker keseceğini tahmin etmeniz gerekiyor. Tahmin ettikten sonra ona göre açılıp üzerinizdeki lense göre odak uzaklığını ayarlayıp ona göre konuşlanman gerekiyor. Avını bekliyorsun açıkçası. Uçak tam teker yerden kestiği zaman, tam teker kapatırken, tam full AB gördüğünüz zaman da deklanşöre basıyorsunuz. Bunun için de uçağın, pistin, ışığın, o anki saatte ışığın nerede olacağını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çektiğiniz uçakları tanımanız gerekiyor. Özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Havacılığı bilmek de yetmiyor. Fotoğrafçılığı da biraz bilmek gerekiyor. İşin tekniğini de bilmek gerekiyor. Ama şunu unutmamalıyız ki fotoğrafı insan çekiyor. Makine ise destekliyor. Ekipman da sizleri destekliyor. Peki, ağırlıklı olarak fotoğraflarına baktığımız zaman askeri havacılık ön planda ama bir taraftan da Antalya sivil havacılık açısından da çok aktif bir yer. Çok fazla sivil uçak çekmiyorsun galiba. İlk başta sivil uçak çekmekle başladım. Dediğiniz gibi Antalya Havalimanı Türkiye'nin en çok destinasyonu olan havalimanlarından birisi. Dünyanın birçok noktasına buradan uçuş oluyor, charter uçuşlar oluyor. Çok çeşit uçaklar geliyor, çok çeşit boyamalar geliyor. Bu da havacılık fotoğrafçılarını cezbediyor. Antalya şartlarında, özellikle Anadolu'nun havalimanlarında havacılık fotoğrafçılığı yapmak çok zor. Çünkü Türkiye'de tanınan bir hobi değil. Tanınan bir hobi olmadığı için de özellikle kolluk kuvvetleriyle ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Sizi farklı anlayabiliyorlar, farklı bir yaklaşımda bulunabiliyorlar. Kendinizi ifade edesiye kadar iş işten geçmiş oluyor. Tabii böyle sorunlar olduğu için de ciddi anlamda sivil havacılıkla ilgili spotting faaliyeti yapmak Türkiye'de biraz zor oluyor. Bazen şöyle bir şansımız oluyor. İşte özel havayolu şirketlerinin ilk uçağı geldiği zaman belki bizlerinden istifade edebiliyorlar, bizleri çağırıyorlar, fikirlerimizi alıyorlar. Ama sivil tarafta biraz zor olduğu için ben askeri tarafa yönelmek zorunda kaldım.
Özellikle askeri üsler için nasıl bir organizasyon oluyor galiba? Özel izinler mi alıyorsunuz? Milli tatbikatımız olan, uluslararası tatbikatımız olan Anadolu Kartalı tatbikatında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Basın Şube Müdürlüğü'ne ilgili duyurusunu takiben mail ile müracaat ediyorsunuz. Müracaatınızın sonucunda gerekli değerlendirmeler yaparak size mail ile geri dönüş yapılıyor. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bu yönde bizlere destek veriyor. Kendilerini bu konuda minnettarız. Ne kullanıyorsun makine olarak? Hangi objektifler, neler var makine parkında? Hocam ilk önce ben şunu demek istiyorum. Ben Nikon kullanıyorum. Çünkü ilk elime aldığım makine Nikon'du. Öyle süre geldi. Yani bunun bir ayrımı yok. Canon alsaydım Canon'la devam ederdim. Ya da X bir marka alsaydım, Sony alsaydım ya da Fuji film alsaydım onunla devam ederdim belki de. Şu anda elimde Nikon D850, D810 ve D7100 body'leri var. Lensler olarak da işte 16-35, 24-70, 70-200, 200-500, işte 28-300, 105 milim var, 35 milim var sabit. Bu lenslerin hepsini havacılık fotoğrafçılığında kullanıyorum. Yani bazen şöyle oluyor, havacılık fotoğrafçılığı denince herkes bir teleobjektif zannediyor ama benim Türkiye'de popüler olmuş, çok daha önüne gelmiş fotoğrafların birçoğu da geniş açıyla çekilmiş fotoğraflar. Çünkü elinizdeki ekipmana göre yer seçimi yapmanız gerekiyor. Yer, ışığı, zamanı ona göre ayarlamanız gerekiyor. En büyük yapılan hatalardan birisi de işte klişe olacak ama işte hayaller BMW elde olan işte Tofaş gibi oluyor. Yani elinizdeki makinenin, objektifin sizi verebileceği kapasite ya da verebileceği yetenek de doğru orantılı olarak ilgili pozisyonunuzu alıp fotoğrafınızı çekmeniz gerekiyor. İşte teleobjektifle çekilmiş fotoğrafların hayaliyle elinizdeki kısa objektiflerle bu çekimi yapamazsınız. Ya da teleobjektifinizde geniş açıyla çekilmiş fotoğrafları çekemezsiniz. Doğru zamanda doğru objektifle doğru yerde olmanız bu işin püf noktasıdır arkadaşlar. Sonuçta yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza da ben hep bütün üniversitelere, seminerlere gidiyorum. Seminerlerimde çok sıkça bu soru geliyor. Şunu tavsiye ediyorum. Paranız ve bütçeniz neye yetiyorsa, hangi bediye ve lense yetiyorsa onu alın, onunla başlayın. Fotoğraf çektikçe bu işten zevk almaya bakın. Belki yetinliğiniz yok, belki böyle popüler olduğunu gördüğünüz yani güzel fotoğraf çekenleri gördünüz, siz de özendiniz, aldınız ama bir müddet sonra canınız sıkıldı. En azından kısa günün zararı kısa olur. Yani elinizden çıkartabilirsiniz, boşuna yatırım yapmamış olursunuz. Bir de kendi yeteneğinizi tartmış olursunuz. Bütçenizin yettiği, bu işe verebilecek parayı üzülmeyecek değerde verebileceğiniz parayla bir lens ve bir body alın ve başlayın. Yani çektiğin fotoğraflar tamamen hobi amaçlı. Bir herhangi bir ticari bir getirisi yok değil mi sana? Evet yok. Tamamen gönüllü olarak yaptığımız işler. Gönüllülük esası çok önemli. Bir de tabii ki o kareyi yakalamanın hazzı değil mi? Çok bu böyle büyüteceğimiz ya da böyle anlatacağımız çok anımız var. Kısacası işte dediğiniz gibi Anadolu Kartalı tatbikatını alıp Konya'ya gideceksiniz ya da İzmir'e gideceksiniz. 9 Eylül Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterisini çekeceksiniz. Aslanacak çok güzel bir mekan. Evet, Antalya'dan bütün ekipmanlarımı, SD kartlarımı boşaltıyorum. Ekipmanlarımı boşaltıyorum. Objektiflerimi temizliyorum. Ekipmanlarımı temizliyorum. Çantamı hazırlıyorum. Kılık kıyafeti olan çantamı hazırlıyorum. Hangisini bagaja vereceğim, hangisini kabine alacağım ya da araçla gideceksem aracıma bir gün önceden bagajını yerleştiriyorum. Sonra 9 Eylül ve İzmir ve Alsancak ve İzmir'in kriklerine bakıyorum. Kafamda canlandırıyorum İzmir Körfezi'ni. Nerede, ne zaman, hangi sayıda, hangi açıda, güneş nerede, işte hangi objektif, hangi gösteri paketinde çekeceğimi kendi planlamamı bir önceden kafamda bitiriyorum ve mutlaka ve mutlaka yapabiliyorsak provayı da mutlaka çekmeye gidiyorum. Prova da bizim provamız oluyor. Bunların planlamasını yapıyoruz. Bir nevi biz de kendimizi prova ediyoruz. Ekipler kendini prova ediyor. Hem de bizler prova ediyoruz. Belki bulunduğum nokta çok yanlış bir nokta olabiliyor ya da çok yanlış bir yer olabiliyor. Gösteri zamanında ben bunları düzeltip son en optimum yeri belirleyip optimum ekipmanları ve lensleri ayarlayıp çekimi hazır hale geliyorum. Ve bu süreçler içinde gittiğimiz her yerde ben dediğim gibi profesyonel olarak başka bir meslek yaparken bağlı bulunduğum kurumdan senelik iznimi yazarak gidiyorum.
aileme ayıracağım zamandan fedakarlık ediyorum. Her şeyden fedakarlık ederek buralara gidiyoruz ve çekimler yapıyoruz. Dediğim gibi bu bir süreç. Bazen iş yerinden izin alamadığımız zamanlar da oluyor. Ya da sürekli izin aldığınız için problemler de çıkabiliyor. Her şey göründüğü gibi değil. Evet, insanlar sadece bir fotoğrafı görüyor ama fotoğrafın arkasında belki saatlerce, günlerce yapılan planlamalar, günlerce yapılan, belki yılların vermiş olduğu tecrübeyle bir sermaye birikimi var açıkçası. Gösteri zamanı fotoğraflarımızı çekiyoruz. İş bitmiyor tabii ki. Tekrar eve dönüş yolunda hemen fotoğraflarımızı açıp bakıp editleyip ilgili ekiplere bu fotoğraflarımızı atıyoruz. Bir yandan da biz de kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımı yapıp günü sonlandırıyoruz. Tabii tekrar bunun bir de dönüş yolu var. Dönüş çilesi var. Sonra en son bir sabaha karşı eve gelip sabah erken saatlerde tekrar işinize gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama bu işlerin en zevkli yanı da gösterinden 2-3 saat önce Alsancak'ta, İzmir'de, Kordon'da buluşup bizim gibi spotter arkadaşlar, genç ya da bu işe yeni başlık olan arkadaşlarla bir araya gelerek havacılık sohbetleri yaparak gösteri zamanını beklemek paha biçilemez. En büyük mutluluk bizim bu. Bir de spotter arkadaşlarla, havacılık fotoğrafçıları arkadaşlarla hep bu zamanlar bir araya gelebiliyoruz. Güzel bir sohbet oluyor. Bizim için de bu antidepresan gibi oluyor. Ben fotoğraf çektikçe mutlu oluyorum ve o anda gösteriye hazırlandığım saatten gösteriden dönüş anına, eve girişime kadar olan süreçte hiçbir zaman iş, güç, sinir, stres aklıma gelmiyor ve çok mutlu oluyorum. Bu da beni mutlu ediyor ve sağlığımı yerinde, kendimi zinde hissediyorum. Çok güzel anlattın. Dedin ki bu işin çok ciddi bir emeği var ama bazen bakıyoruz. İşte bir fotoğrafı kaydetmek çok kolay. Evet, geliyor da. Gençler çok heyecanlı. Özellikle havacılık gruplarını yöneten gençler bazen atlayabiliyorlar. Atlayabiliyorlar diyorum abi, farkındaysan. Çünkü niyetleri belli, amaçları belli. Bir şeyler paylaşmak istiyor ama bazen bu amacı dışına taşan durumlar da olabiliyor. Özellikle bu malum korona günlerinde ben önceden YouTube'u sadece müzik dinlemek için kullanıyordum. Fazla bir YouTuber'lık ya da YouTuber'larla ilgili herhangi bir takibim yoktu. Bu son günlerde özellikle kendimi YouTuber'lardan, kendi dalımda, branşımda fotoğrafçılık ve fotoğrafların işlenmesi konusunda, dijitalleştirmesi konusundaki eğitimleri takip ediyorum. Bu süreçlerde maalesef bazı YouTuber'da ya da YouTube'la ilgili işlem yapan insanların bizlerin fotoğraflarını referans göstermeden yayınladıklarını gördük. Bunlar bizi çok üzdü çünkü bu fotoğraflar çok büyük emeklerle çekiliyor. Sadece anlattın bir fotoğraflar işte, değil. Özel bir izinle gidilmesi, makine parkı, havacılık, bırak onu, antrenmanını görmen, öncesini görmen, etmen gerçekten takdire şayan. Bir de tabii fotoğrafı çektikten sonra onu SD kartını cebine atıp gitmiyorsun. Bir de bir emekle onları işliyorsun ve bir sosyal medyada yayınlıyorsun bunu. Evet. İşte ben en büyük sıkıntım şu. Ben üzerinde, fotoğraflarım üzerinde isim yazmıyorum. Watermark diyorlar, işte onu koymuyorum. Bendeki düşünce şu. Eğer ben bir fotoğrafın üzerine bir işlem yaparsam o fotoğraf değil, artık resim olur. Bendeki prensip bu. Kendime ilk edindim. Benim fotoğrafım benim imzamdır demek istiyorum açıkçası. Sağ olsun gençler benden çok benim fotoğraflarımı takip ediyor. Abi şurada kullanılmış, abi şurada yok, şurada şey. Bakın benim sunum ve seminerlerime katılan insanların birçoğu bu anlattığım şeylerin emek, ne kadar bir emek arka planda olduğunu görüyor ve hak veriyorlar açıkçası. Ben işimden, gücümden, kendi alın terimden, kendi eşimden, çoluğumdan, çocuğumdan, rızkımdan kısarak gidip bu fotoğrafları çekmeye çalışıyorum. Herkes bir kareden ibaret olduğunu söylüyor. Bazen yazıyorum, gençler beni herhalde unuttunuz gibilerinden. Ne var abi ya, ben işte paylaştım, ne olacak ki bir fotoğraf, ama da abarttın deniliyor. Biz bunlara üzülüyoruz ya, biz bunlarla mutlu olan insanlarız açıkçası. Ben bir tek bu hayatımda uğraştığım bir tek bu fotoğrafçılık değil. Biraz da öyle tavırlarla yaklaşanlar var. Yani hayatında fotoğraftan çekmekten başka bir şey bilmeyen ya da yapmayan insanlardır diye yönlendiriyor. Sen daha çok daha iyi biliyorsun. Ben bir radyo amatörüyüm, ilk yardımcıyım, arama kurtarmacıyım, elektrikçiyim, ne bileyim eğitimciyim, sosyal faaliyet uzmanıyım. Yani birçok şey var. Türkiye'nin önde gelen firmalarında ya da yerlerinde bulundum, çalıştım.
Bizim de bir geçmişimiz, bizim de bir kariyerimiz, bizim de bir ismimiz var diyelim açıkçası ama fotoğraf insanlar özellikle bir... tek yönlü haberleşme aracı olan, ben telsizcilikten biliyorum, telsiz iki yönlü haberleşme aracıdır. Alırsın, gönderirsin, cevabını da verirsin ama tek yönlü haberleşme araçlarında maalesef insanlar bize farklı yaklaşıyor. Bu biz hiçbir insana direkt tehditvari yaklaşmıyoruz. Önceden usulünce söylüyoruz. Bakın benim fotoğrafımı kullanmışsınız fakat ismimizi yazmamışsınız. Yani en azından ismimizi yazın ya da etiketleyin. İşte bir şeyler yapın. Yani bizde yani bu fotoğrafı biz çektik ama sen de kullanabilirsin. Eğer bir ticari bir faaliyet yapmıyorsa. Bakın biz Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın bizlere vermiş ya da tanımış olduğu izinlerle çekilen fotoğrafların bir ticari faaliyetlerle ya da ticari bir amaçla kullanıldığı zaman bu etik olmuyor. Bizim amacımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gücü ve donanımını, pilotaj yeteneğini, F-16, F-4'lerimizi, hava araçlarımızı, nakliye uçaklarımızı, helikopterlerimizi en iyi şekilde fotoğraflayarak dosta güven, düşmana korku salmaya vesile olmak istiyoruz. Yani bakın, eğer bir fotoğrafı siz çekmediyseniz mutlaka birisi çekmiştir. Yani kaynağını bilmediğiniz hiçbir fotoğrafı yayınlamayın, kullanmayın. Mutlaka birisi çekmiştir. Bir gün bir yerlerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Bir dokunduk. Bin değil ama bayağı bir ah işittik. Ha, sen de haklısın. Çok canın yandı bu konuyla ilgili. Ben tabii seninle muhabbetimiz, bizim havacılık, fotoğrafçılık muhabbetimiz sabaha kadar sürer ama insanların da çok fazla vaktini almak istemiyorum. Birkaç çalışmalarından örnek beraber bakalım istersen. Arkasından da biraz o fotoğrafların çekiliş hikayelerini dinleyelim. Sohbetimize bu şekilde devam edelim. We'll be right back.